Yalan haberin seçimlere etkisi bütün dünyada tartışma konusu. Türkiye ise bu konuda en uç örnekleri ortaya koyuyor. İktidar partisinin kaybettiği İstanbul seçimi Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 3 hafta sonra yenilenecek. AKP yeniden kaybetmemek için büyük seferberlik başlattı. Bu seferberlikte en büyük görevse sarayın kontrolündeki troll ordusuna düşüyor. Troller sosyal medyada büyük bir yalan kampanyasına girişti. Daha önce bu kampanyanın provasını başkanlık seçimlerinde Erdoğan'a karşı yarışan Muharrem İnce üzerinde denemişlerdi. İnce'nin bir miting sırasında bindiği bisikleti bir cami fonuna yerleştirip camide bisiklete bindi diyebilmişlerdi. Şimdi İstanbul için yarışan Ekrem İmamoğlu'na yeni tuzaklar hazırlıyorlar. Bir tanesinde İmamoğlu Ramazan'da oruç tutar gibi görünürken su içmekle suçlanıyordu. Fotoğraf sosyal medyada Dindar milliyetçi ayakları tutmadı. Takkesi düştü başlığıyla paylaşıldı. Oysa fotoğraf Ramazan'dan önce çekilmişti. İmamoğlu İsrail yanlısı göstermekte kampanyanın bir parçası. Önce onu Netanyahu ile el sıkışırken gösteren bir sahte fotoğraf yayıldı. Aslında fotoğrafta el sıkıştığı kişi başkasıydı. Hahamlar foto ise bu serinin en tuhafıydı. Fotoğrafa dikkatle bakanlar İmamoğlu'nun ardındaki bayrakta Cumhurbaşkanlığı forsunu fark ettiler. Çünkü İmamoğlu'nun oturtulduğu koltukta aslında Erdoğan oturuyor, hahamları da o kabul ediyordu. İmamoğlu bütün sakinliğiyle bunlara gülüp geçiyor. Öfkeli ve yalancı bir iktidara karşı sakin ve dürüst bir politikacı imajı çiziyor. Troll ordusunun silahı iktidarı vuracağı benziyor. Birçok araştırma bu yalanların seçmeni çok etkilemediğini, sadece tarafların birbirine karşı yargılarını pekiştirmeye yaradığını gösteriyor. Türkiye örneğinde de acaba böyle mi olacak? Ya kararsızlar nasıl etkilenecek? Mark Twain'e atfedilen bir söz şöyle der. Gerçek ayakkabısını bağlayana kadar yalan dünyayı üç kez dolaşır. Umarız yalan bu kadar dolaşmaktan yorulmuştur ve gerçek Seçimin yapılacağı 23 Haziran gecesi sağlam ayakkabılarla yola çıkar.